Sakarya Üniversitesi Kongre Merkezi'ndeyiz ve burada ikinci geleneksel Afrika Gecesi düzenleniyor. Bu gece hakkındaki izlenimleriniz neler? Ne gibi çalışmalar yaptınız? Hangi bir soru? Hani bir soru mu? Nasıl bir soru? Bir deneyim. Nasıl bir gece olacak? Yani bu gece Afrika, Uluslararası Afrika Gecesi. Yani Afrika öğrencileri Sakarya'da okuyorlar ve nihayet Afrika'yı tanıtmak istiyorlar. Kendi ülkelerini, kültürlerini Türk insana iletmek için böyle bir gece oluşturduk. Yani. Peki bu gece için ne kadar çalıştınız? Bu gece için bayağı çok uğraştık. Yani çünkü şarkılar olacak, danslar olacak. Yani 3 ay, 4 ay önce hazırlanan bir proje yani. Ne kadar eskiye dayanan kültürler var? Yani içeride sizin hani örf ve adetleriniz, gelenekleriniz sergileniyor sanırım şu an. Evet. Tanıtıyorsunuz. Evet. Öyle yani çok eskiden dayanan kültürlerimiz var. Örf adetlerimiz ama hepsini tabii ki burada sergileyemeyiz de. Ama yani şimdi genel olarak yani çünkü Afrika sonuçta yani bir kıta yani 54 ülke bulunuyor yani bütün kültürlerini sergilemek mümkün değil ama ortak noktalarımızı sergilemeye çalışacağız. Geçen yıl ilki düzenlendi diye sanırım. Yok geçen yıl yapılamadı. İkincisi? Bu ikincisi de ondan önceki yıl yapıldı. Evet peki. Sakarya'da değildim. Yoktunuz anladım. Ben yoktum. Anladım. Yani. Tamam başka konuşabileceğimiz bir arkadaşımız var mı? Başka. Bu gecenin düzenlenmesinde emeği olan? Var da Abbaslar ama şimdi onlar çok yoğunlar. Evet. Anladım. Biraz bunları anlatır mısınız? Mesela burada anlatılabilecek neler var? Ürünleriniz, bunlar, çalgı aletleri var. Mesela İsmi nedir bunun? Buna tam tam deniliyor. Tam tam. Çoğu kişi. Yani tuhaf ses çıkıyor. Tuhaf demeyeyim de yani. Burada bilinmeyen bir ses çıkartıyor. Evet. Yani burada var. Sanırım filmlerde görüyorsunuz. Evet. Mızrak diye. Kunta Kinte izleyen kişiler bunları bilir. Yani bunlar genelde av için kullanılan şeyler. Yani başka burada ok var. Geleneksel oklarımız var. İşte bizim yani böyle geçmişimizdeki oklardan biraz ayrı sanırım, farklı. Ya evet yani sonuçta yani siz bir özgür, Afrika'daki bile özgür. Yani evet. Yerlere göre değişiyor oklar. Anladım. Ama bu işte genel ok olarak sergilemek. Çünkü elimizde bu kadar eşya var yani çok eşya toplamak biraz zor da yani. Evet. İşte bunlar da saz gibi çalınıyor. Şu anda bu biraz bozuk da. Evet. Ama işte biraz acayip ses çıkartıyor. Bayağı güzel ses çıkartıyor. Şunların hepsi el yapımı galiba. Aynen. Bunlar el yapımı. Yine de Afrika'nın sanatı da böyle sergilemeye şey çalıştık yani. Anladım. O yüzden bu biraz kırılmış. İşte bunlar hepsi biliyor. Kaplumbağa. İşte bunlar da bu genellikle Kenya'daki kültürlerde bulunuyor. Kenya'da. Aynen. Burundi'de var değil mi? Yani o bölgelerde yani Doğu, Afrika'nın doğusundaki bölgeler daha çok kullanılıyor. Bu da bildiğiniz şey flüt gibi. Çalabiliyor musunuz? Ben, sen çalabiliyor musun? Ben yapamıyorum da ama işte maalesef böyle bir şeyler yapıyor. Stop sesler çıkıyor. Ben çıkartamıyorum maalesef. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.